Telbisül İblis isimli kitabında, İblis'in Pisletmesi isimli eserinde bu gibi konuları çokça ele almış. Sufilerin tarikat, keramet diye anlatmış olduğu mevzulara bir takım eleştiriler getirmiş. Burada şöyle diyor. Şeytanın Ayartması kitabı İbnül Cevzi'ye aittir. Şeytanın sufileri nasıl ayarttığı, nasıl ayaklarını kaydırıp kandırdığını İbnül Cevzi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Ben merak ediyorum, İbnül Cevzi hayatta olsaydı bu kitap kaç cilt olurdu? Ben ayrıca merak ediyorum. Şimdi şöyle söylüyor İbnül Cevzi. İbrahim bin Sebti'yi şöyle anlattı. Tenkit etmek için naklediyor bunu. Ebu Yezid'in sohbet meclisindeydim. İnsanlar aralarında filan alim filan alimden ders almış gibi sözler konuşuyorlardı. Bunun üzerine Ebu Yezid şöyle dedi. Zavallılar, ilimlerini ölüden, onlar da başka ölüden almışlar. Biz ise hiç ölmeyen Allah'tan aldık. Burada Ebu Yezid dedi Beyazıt Bestami. Beyazıt Bestami. İşte velayet noktasında peygamberden daha üstün olduklarını iddia ettiklerinden Beyazıt Bestami diyor ki, biz öyle bir denize daldık ki peygamberler sahilinde kaldılar. Bunu çok iyi anlamak lazım. Biz öyle bir denize daldık ki diyor, peygamberler sahilinde kaldılar. Peygamberlerin ulaşamadığı ilimlere ulaşmışlar. Çünkü az önce ne dedi? Peygamber halkla uğraşır, biz hakla uğraşıyoruz. Biz hakla muhatabız. Bu son derece önemli. Bir de tasavvuf ehlinin ilime karşı acayip bir düşmanlığı var. Yani yazılı müktesebatı kabul etmiyorlar. Ne dedi? Evet. İşte kitaplarla bilgi elde edilmez ki. Bilginin sahibi var. Açar, telefonu sorarsın. Evet. Ona dönüşmüş iş. Burada şöyle bir nakilde bulunuyor İbn-i Cevzi. Ahmet bin Ebu Havari'nin kitaplarını denize attığı ve ne iyi bir rehberdin ama ulaştıktan sonra rehbele iştigal saçmadır dediği rivayet edilir. Nereye ulaştıktan sonra sence? Allah'a ulaşıyor. Artık bilginin kaynağına ulaşmış. Artık kitaplara gerek kalmıyor. Olay bu. Ahmet bin Havari 30 yıl boyunca hadis ilmini tahsil etmiş. Onda zirveye ulaşınca kitaplarını denize atmış. Ey ilim, bu seni küçümsediğinden ve hakkını hafife aldığımdan değil. Bundan dolayı yapmıyorum. Ancak ben seni Allah'a ulaşmak için talep ediyordum. Ona ulaşınca sana ihtiyacım kalmadı demiştir. Artık Allah'la doğrudan sohbet ettiklerinden kitaplara gerek kalmamış. Ahmet bin Muhammed bin İsmail şöyle anlattı. Hüseyin bin Hallal iyi bir anlayış ve zekaya sahipti. Uzun süre hadis ilmini tahsil etmiş biriydi. Zaman zaman tasavvufa eğilir, bir süre hadis ilmini iştigalini bırakır, sonra tekrar ilme dönüp hadis yazmaya devam ederdi. Bir ara ilk aldığı hadisleri attığını haber aldım. Başlarında Ebu Abbas ve onun akranlarından hadis almış, pek çok hadis yazmıştı. Ebu Tahir Cüneyd'i şöyle anlattı. Musa bin Harun bize hadis okuyor, elindeki kitap bitince onu Dicle'ye atıyor, bunu da ulaştırın diyordu. Yani elindeki kitap bitince Dicle'ye atıyor, bir başka kitap bitince bunu da onun yanına gönderin diyor. İşte tasavvuf ehlinin ilmi olan bakış açısı bu. Bak şeyden de okuyayım sana hemen. İhya-i Ulumiddin'de ilimle alakalı ne söylüyor? Sen bu hakikati duyduktan sonra bil ki tasavvuf ehlinin öğrenmek ve öğretmek yoluyla gelen ilimlere değil de ilham yoluyla gelen ilimlere meyli vardır. Bunun içinde ilmi okumaya ve yazarların yazdığı kitapları tahsil etmeye, orada zikredilen delil ve sözleri araştırmaya pek taraftar görünmezler. Yani öyle yazarların kitaplarını okumak, delillerine bakmak, yani Allah, bunlarla işleri yoktur demek Allah istiyor. Allah kalem suresi indirecek. Allah ilk emri oku olacak. Peygamber Efendimiz savaşta esir almış olduklarına okuma yazma öğretin müminlere diyecek. Vahiy katipleri tutacak. Siz de diyeceksiniz ki atın bunları denize gitsin. Niye? Biz bilginin sahibiyle konuşuyoruz. Bilgiyi kaynağından alıyoruz. Şimdi ele gelir tutulur ciddi bir taraf olmadığı için tartışacak bir şey yok. Sizin ilme bakış açınız böyle olursa İslam aleminde bu halde olur.